Eskilere Gelirken programı kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bilgisayar mühendisliğinden bahsedeceğiz aday öğrencilere. Yanımda çok değerli bir hocam var. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Kayhan Erciyes hocam bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Daha sonrasında hocam bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrencilere tavsiyelerinizden bahsedebilir misiniz diye soracağım. Evet, yani ben isterseniz genel bir giriş olarak şunu söyleyeyim. Dünyada baktığımızda bir tarım devrimi yaşandı. Evet. Bundan sonra bir sanayi devrimi yaşandı. Büyük resmi çizmeye çalışıyorum. Şu an sanayi devrimi de sona ermek üzere. Hı hı. Ve sayısal devrim veyahut da dijital devrim dediğimiz devrim yaşanıyor. Bu devrimi yakalayamayan ülkeler gerçekten geri kalacaklar. Bu çok net olarak belli. Türkiye'de burada üzerine düşeni yapmak zorunda. Yani dijital devrimdeki en önemli olaylardan birisi tabii ki insan gücü. Bunun da bir numaralı kaynaklarından biri bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri. Dolayısıyla çok güncel bir meslek. Hayatımızın her yönüne, her alanına girmiş bir meslek. Türkiye'nin de bu konuda yetişmiş insan gücüne çok şiddetli bir ihtiyacı var. Evet. Bu açıdan bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerimize gerçekten teşvik etmemiz lazım. Desteklememiz lazım diye düşünüyorum. Hocam şimdi bilgisayar mühendisliğini tercih edecek öğrencilerin kişilik özelliklerini sormak istiyorum. Çünkü öğrenci evet. gelecek ama bu bölüm için ne yapması gerekiyor? Uygunluk evet, nedir? Evet. Yani kişilik özelliğinden ziyade ne olmaya çalışmaları lazım aslında diye evet, düşünüyorum. Aslında evet, öyle yani diyebiliriz. Bir kere her bilim dalı aslında dinamik, zaman içinde evriliyor. Fakat bizim bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği özellikle çok hızlı değişimde olan bilim dalları. Dolayısıyla ömür boyu öğrenmeye hazırlıklı kişiler olması gerekiyor. Yani her gün yeni bir şeyler oluyor bildiğiniz gibi. Yapay zeka konusunda işte insan beynine konulacak çipler konusunda bir şirket daha yeni anons etti bunu. Bunlara şey yapacak yani ömür boyu sürekli öğrenmeyi kabul edecek. Dinamik, yaratıcı, ufku geniş. Bu tip kişisel özellikleri olmasa bile bunları kazanmaya hazır kişiler olması gerekiyor. Yani bizimkisi hiçbir meslek öyle değil ama bizimkisi biraz daha fazla. Yani hiçbir meslek 4 yıl öğrendiğini ömür boyu uygula diye bir meslek yok herhalde. Hep her mesleğin içinde kendi gelişmeleri var. Biz de biraz daha fazla hızlı. Buna açık kişiler olmaları gerekiyor. Evet, sürekli yeniliğe evet, alışmış evet. Olmaları. Öğrenmeye, yeniliğe, yaratıcılığa. Yani diğer mesleklerden farklı olarak gerçekten çok biraz ileride daha da fazla bahsedeceğiz tahminen. Yani birkaç kişi bir araya gelip çok ilginç değişik şeyler yapabileceği bir meslek. Evet. İlişkileri de iyi olması gerekiyor evet, hocam meslek evet. içerisinde. Şimdi bilgisayar mühendisliğinden genel olarak bahsettiniz hocam. Üsküdar Üniversitesi'nde verilen bilgisayar mühendisliği bölümünün eğitimi nasıldır diye sormak istiyorum. Evet. Yani bizde ben birkaç tane sayı söyleyeyim. 241 AKTS kredimiz var. Yani Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredimiz var. Yaklaşık 145 de normal kredimiz var. Derslerin %25'i seçmeli. YÖK istekleri doğrultusunda. Seçmeli dersler, alan seçmeli dersler var. Bölüm seçmeli dersler var. İkinci yabancı dil seçmeli. Bunlar %25'ini oluşturuyor. Bilgisayar mühendisliği konularına bakarken benim çok sevdiğim bir diyagram var. En altta donanım, onun üstünde sistem yazılımları, onun üstünde de uygulama yazılımları. Kabaca düşünürsek bu üç alanda derslerimiz var hepsinden. Donanım derslerimiz var 4-5 tane. Sistem, işletim sistemleri ve bilgisayar ağları konusunda birkaç dersimiz var. Uygulama konusunda da veri tabanları, programlama dilleri vesaire daha uygulamaya yönelik. Üçünden de var. Artı teorik derslerimiz de var. Kabaca bu dört alana dağılmış durumda dersler. Öğrenci tabii ki bunlardan hangisine daha fazla ilgi duyarsa seçmeli derslerini de o alana yöneltebilir. Evet, zaten seçmelinin en güzel tarafı da bu hocam. Öğrenci evet, ne istiyorsa evet, o alana hiç çekinmeden gidebilir. Çünkü donanımdan
çok hoşlanmıyor diyelim veyahut da kendini ilgisini çekmiyor. Hı-hı. Uygulamaya çok gidebilir. Bazı öğrenciler hakikaten eliyle bir şeyler yapmak çok hoşuna gidiyor. Hı-hı. Kişiye bağlı oluyor yani. Evet. Hocam şimdi hemen ardından staj hakkında sormak istiyorum size. Bilgisayar evet. mühendisliğinin staj imkanları nasıl? Öğrenciler zor durumda evet. kalacaklar mı? Yok hayır. Yani genelde iki kere staj yapmaları gerekiyor. İki yaz, 20'şer günden. Hı-hı. Şirketlerle Hı-hı. bağlantılarımız var. Dilerlerse kendileri de bir şirketle anlaşıp gelebilirler. Hı-hı. 20 gün şirkette bir projede veyahut da herhangi bir çalışma alanında görevlendiriliyorlar. Orada bir yani ellerini kirletmek deniyor. Ellerini kirleterek Hı-hı. işi öğrenmeye çalışıyorlar. Bunun çok faydası oluyor. Evet. İki yaz bunu yapmaları gerekiyor. Yani hocam tek bir staj dönemi yok değil mi? İki kere gitmeleri gerek. İki kere, evet. Anladım. Kendileri buldukları takdirde de olur. O bulamazlarsa biz, bulamazlarsa biz tabii ki yardım ediyoruz. Bağlantılarımız var. Genelde biz buluyoruz zaten şirketleri ama Hı-hı. öğrenci çıkıp da diyor ki yani ben bu şirketle alayım. Şirkete de bakıyoruz yani yapacağı işler uygunsa Hı-hı. kabul ediyoruz. Evet hocam. Peki bilgisayar mühendisliği bölümünün çap ve yan dal olanakları nelerdir hocam? Yani bilgisayar mühendisliği okumaya gelen bir öğrenci diğer bölümlere de gidebilir mi rahatlıkla? Tabii. Yani çap çift ana dal programı. Yani ikinci bir diplomaya sahip olmak diyebiliriz. Burada YÖK'ün yeni kuralları çerçevesinde ikinci ana dal programının tüm derslerini almak zorunda. Eskiden belirli bir kredi almak zorundaydı. Şimdi tüm dersler. Tüm dersler. Tabii ki ortak dersler çıkarılıyor. Hı-hı. Bazı dersler çok yakınsa muaf tutuluyor. Hı-hı. ÇAP genelde biraz daha akademik olarak başarısı yüksek öğrencilerin yapması gereken bir şey. Tercih etmeleri gerekiyor. Evet, çünkü zor oluyor değil mi hocam evet, süreç? 3.25 ortalamalarını tutturmaları lazım. Evet. Üçüncü yarı dönemden sonra ancak başvuru yapabiliyorlar. Beşinci yarı dönemden önce. Hı hı. Ve ortalamalarında 2.72'yi zannederim. Altına düşürmemeleri gerekiyor ÇAP boyunca. Hı hı. ÇAP 7 yıla kadar uzayabiliyor. Evet, tavsiyemiz tabii ki bu ikinci bir diploma oluyor. Hı hı. Bilgisayar mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin tüm bölümleriyle hemen hemen ÇAP yapabilir. Bunlar nelerdir? Endüstri mühendisliği, hı hı. moleküler biyoloji ve genetik, hı hı. elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği, biyomühendislik gibi bölümlerle ÇAP yapabilirler. Bunların dışında bir de adli bilimlerle. Bunların, ÇAP yapabiliyorlar. Evet, ona da bir imkan tanıdık. Mükemmel hocam. Genellikle ÇAP'ı şu tip öğrenci için tavsiye ediyoruz. Gerçekten başarılı olması gerekiyor. Bir, hı hı. bir de mesela diyelim ki biyoinformatik konusunda çalışmak istiyor. Multidisipliner bir konuda çalışmak hı hı. istiyor. Şimdi moleküler biyoloji ve genetik ve bilgisayar mühendisliği ÇAP'ı uygun. Yani birbirini tamamlayıcı bilimler bu konuda, biyoinformatik konusunda bunları tavsiye ediyoruz. Evet. Yaptan da bir iki bir şey söyleyeyim isterseniz. Yan ana dalda da bu tabii ikinci bir diplomadan ziyade bir başka bilim dalında da hı hı. yeterli seviyede bilgi sahibi olmak anlamına geliyor. Burada evet. iki diploma verilmiyor. Evet ama bir ana diploma var ama diyelim ki ikinci bir dalda da oldukça iyi fikri oluyor. Hı hı. Burada belirli bir kredi isteği var her bölümün. Hı hı. Diyelim ki belirli o krediyi sağladığınız takdirde hı hı. mecburen alınması gereken dersler var. Onları da aldığı takdirde hı hı. yan ana dal programı. Yan ana dal programı en fazla iki dönem üzerebiliyor. İki dönem. ÇAP evet. kadar uzun bir süreç değil. Yok. Çünkü ÇAP daha ciddi, daha ağır bir program. Yani. Evet hocam. Şimdi aday öğrencilerimizin tabii ki de hepimizin aslında çok merak ettiği bir şey. Üniversiteye giriyoruz ama mezun olduktan sonra nerede çalışacağız? Nerede çalışacağız? Çalışma alanlarınız neler hocam? Bilgisayar evet. Yani bilgisayar mühendisliği tabii ki her konuda tahmin edebileceğiniz gibi bilgisayarla ilgili bir şeyler var. Hı hı. Öncelikle bizim isteğimiz tabii ki gerçekten ömür boyu öğrenmeyi gerçekten hayat felsefesi edinmiş hı hı. ve öğretmeyi de seven kişilerin, akademisyen olmak isteyenlerin tabii ki yolu her zaman açık. Evet. Bunlar genellikle daha başarılı olmaya çalışan öğrencilerimiz diyelim. Hı hı. Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği konusunda yetişmiş akademisyenimiz maalesef çok az hala. Hı hı. Akademisyenlik birinci şey diyebiliriz. Tercih bir de benim ikinci olarak söyleyeceğim çok dikkatimi çeken
çeşitli kurumlarda çalışırken bunu fark ettim. Mezun 2-3 tane öğrencimiz bir araya gelip şirket kuruyorlar. Evet. Yazılım şirketi ve gayet güzel işler yapıyorlar. TÜBİTAK'ın çok iyi destekleri var bu konuda. Yani bunlara bir başlangıç şeyi veriyor. Maddi desteği veriyor. Dolayısıyla bakıyorsunuz o 2-3 tane öğrenci, yetenekli öğrenci çok güzel şeyler yapıyorlar. Şirketlerini büyütüyorlar, sonra onu daha büyük şirkette satıyorlar filan. Bunları hep gördük. Evet. Bağımsız çalışma olanağı açısından biz de diğer mesleklerden oldukça farklı bir durumdayız. Yani başka diğer mesleklerde belki bu biraz daha zor olabilir. Evet hocam. Ayrıca uygulama yazılımı yapılan her yerde, yani veri tabanı yöneticiliğinden düşünün, web tasarımı, daha araştırmaya yönelik kurumlar, robotics, multidisipliner konular saymakla bitecek gibi değil yani uygulama alanlarımız. Evet. Yani bilgisayar mühendisliği tercih edecek öğrencilerin endişelenmesine gerek yok. Bağımsız da çalışabilirler. Hayır, ben çok açık söyleyeyim, yani bilgisayar mühendisliğinden mezun olup, yazılım mühendisliğinden mezun olup işsiz olan birisine pek rastlamadım şimdiye kadar. Yani çok çok nadir bir durum bu. Ne kadar güzel. Diğer mesleklerde bu olabiliyor. Bizde genelde yani daha zaten öğrencilerimizin çoğu 3. 4. yılda bir iş bulup çalışmaya başlıyorlar. Özellikle 4. yılda. Okula devam ederken aynı zamanda evet, işte. Derslerini hatta yani belirli günlere topluyoruz ki bir gün, iki gün haftada çalışabilsin dışarıda diye. Yardımcı olunabiliyor hocam evet, çalışmak. Evet, biz de dikkat ediyoruz. Yani mezun olunca da büyük ihtimal o çalıştıkları yerde devam ediyorlar. Yani eğitimlerini aksatmamaları kaydıyla tabii. O bir numaralı iş eğitimleri burada. Evet, evet. Çalışma alanları da oldukça geniş diyoruz hocam. Evet. Şimdi hocam yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna gelmeye başladık ama ben şimdi biz aday öğrencilerimiz gelecekler, tanıtım sürecimiz olacak, okulu ziyaret edecekler, sizinle de görüşebilirler diye düşünüyorum. Bilgisayar mühendisliği alanındaki hocalarımızla görüşebilirler. Buradan aday öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir diye soracağım son olarak. Tamam. Yani daha önce söylediklerim çerçevesinde gerçekten bilgisayar mühendisliği çağdaş bir meslek. Dünyanın birçok yerinde çok hızlı bir şekilde başladı bu dijital devrim, sayısal devrim diyelim. Biz bunun parçası olmak istiyorsak çok ihtiyacımız var bilgisayar mühendisine, yazılım mühendisine. Bu devrimin parçası olmak istiyorlarsa ve ülkemizi, dünyayı iyi bir yere getirmek için çaba sarf etmek istiyorlarsa gelsinler. Bizim eğitimimizde gerçekten hem altyapı itibariyle hem öğretim üyelerimizin ilgi alanları, deneyimleri itibariyle iyi bir eğitim veriyoruz burada. Evet. Gelsinler, bekliyoruz hepsini inşallah. Tanıtım döneminde de hocam. Her türlü sorularına cevap vermeye hazırız. Birçok karışıklıklar oluyor. İşte bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi farkı nedir? Yok işte iş bulabilir miyim? Staj, bana sorduğun soruların benzerleri diyebilirim. Bu tip sorulara cevap vermekten mutluluk duyarız geldiklerinde. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Pek çok arkadaşı aydınlatmış olduk buradan diyelim. Üsküdar'a gelirken programının bu bölümünden sonra Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Muhsin Konuk bizlerle olacak saat 15'te. Üsküdar'a gelirken kaldığı yerden devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.